Şimdi bir defa tabii Cumhuriyet tarihinde görülmeyen ve hiçbir ülkenin tarihinde görülmeyen akıl tutulması, milli çıkarlara bu kadar ters davranışları izlemekten çok mutsuzuz. Yani Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ın da bu okullarla ilgili olarak yaptığı söylemlerin hiçbir mesnedi yok. İftihar etmesi gerekirken ve buraya emeği geçenlere bana göre böyle bir hizmet, ülkeye hizmet açısından madalyalar verilmesi gerekirken tam bir iftira kampanyasıyla, tam bir yalan kampanyasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bakın yani bu kitapta Osmanlı Devleti'nde misyoner okulları oluyor. Her ülke, her dönemde kendi kültürünü, kendi amaçlarını o ülkelere anlatmak için okulları kurmuş ve Osmanlı'nın son döneminde bizim kendimize ait okullardan daha fazla misyoner okulları var. Şimdi ben bu çocukları da bu okulları da birçok ülkede gezdim, gördüm ve oranın kalburüstü yöneticilerinin nasıl kendi çocuklarını veya yakınlarını buralara kaydettirmek için de ricacı olduklarını da bizzat şahit oldum. Şimdi efendim devlet okul kuracakmış. Sen Türkiye'deki eğitim sistemini zaten rezil etmişsin, kaliten düşmüş. Orada nasıl okul kuracaksın? Bir kere bu ülkeler yokluğun, kıtlığın, anarşinin, terörün her türlü sıkıntı olduğu ülkeler. Buraya hangi öğretmenleri göndereceksin ve hangi maaşla göndereceksin? Bu çocukların kalitesinin devlette çalışanlarla mukayese kabul etmez derecede üstün olduğunu gördüm. Ve en önemlisi feragat ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Yani bunlar tabir belki kaba ama tam sefalet ücretiyle çalışıyorlar. Aldıkları parayla karınlarını zor doyuruyorlar. Ve bu çocuklar hem öğretmen, hem aile danışmanı, hem inşaatçı, hem temizlikçi, hem müstahdem. Yani hangi iş olursa böyle tırnaklarıyla kazıyarak yapıyorlar. Ve ama hangi ülkede olursa olsun o ülkenin en kaliteli, en fazla başarı kazanan hem bir takım olimpiyatlarda hem de eğitim düzeyinde hem de bilgisayarla yapılan teknoloji eğitiminde ön safta yer alıyorlar. Ben bizim Milli Eğitim'e ait Özbekistan, Kırgızistan'daki falan okulları da gördüm. Öğretmenlerin çoğu hep mutsuz. Bunu bir angarya gibi görüyorlar ama bu çocuklar zamanında nasıl Horasan erenleri Anadolu'yu Türk ve Müslüman haline getirdiyse bu çocuklar da orayla Türkiye arasında barış köprüleri kuruyor. Bakın oraya Türk imajını yayıyorlar. Türkçeyi yayıyorlar. Ve gene orada eğer Afrika'da bizim ihracatımız arttıysa o Ticaret Bakanlığı'nın kerametinden değil, büyük ölçüde bu okulların orada kurdukları ilişkilerden kaynaklanıyor. Ama maalesef şu an yapılan icraatlarda benim şahsi inancım bir, Oslo'da terör örgütüne verilen sözler var. Yani bu terörün önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu hizmet hareketi. İki, Türkiye'de şu an hem İran'ın hem Suudi Arabistan'ın büyük etkisi var. Ya bu okullardaki evlatlarımız aynı zamanda orada gerçek bir Müslüman nasıldır? Onu bizzat yaşayarak gösteriyorlar. Bu da tabii Şia'nın, Vehhabiliğin de işine gelmiyor. O bakımdan yani ben bunun milli çıkarlarımıza, ülkemize çok ciddi zararlar verdiğine inanıyorum. Bu çocuklar, bu okullar Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı hizmetin kat kat fazlasını yapıyorlar. En basit birkaç örnek vereyim. Moskova'da mesela gittiğimde bir seferinde Lüçkov'la konuşurken bizim oradaki Moskova Koleji'nin de müdürü şey, o zaman adı Mustafa Kemal, soyadını hatırlamıyorum. Onu da götürdüm yanımda. Dedim işte bu da bizim kolejin müdürü. Önce bir kızdı bana. Niye onu getirdin dedi. Bu beni rezil ediyor dedi. Karizmamı çiziyor. Böyle buz kestim. Niye dedim? Ya kardeşim dedi bizden dedi hiç çocuk almıyorlar. Evde hanım bile ya %92 oyla seçildin ama şuraya şu koleje 5 tane çocuk şey yapamıyorsun lütfen. Şu haritada işte hangi arsayı beğeniyorsanız birkaç tane daha yapın. Ama bana kontenjan verin. Herkes sizin okul istiyor dedi. Gurur duydum. Bükreş'teki okulumuzda tam 17 tane büyükelçinin çocuğu vardı. Sudan'a gittik.
Sudan Milli Eğitim Bakanı, oradaki okul aile derneğinin başkanı. Endonezya'ya gittik. Çok nemli, biliyorsunuz, şey bir iklim vardır. Çöl ortasında vaha gibi. Kırım'a gittik. İnanılmaz fakirlik içinde korkunç başarılı bir okul. Demirel'le beraber, Sayın Demirel'le beraber Ukrayna'ya gittik. Anneler, babalar bizi öpmekten sakat bırakacaklardı. Niye? Biz size minnettarız diye. Çocukları sadece eğitim açısından değil, öğretim açısından değil, bir de eğitim alıyorlar. Yani kaliteli bir insan haline geliyorlar. Ya orada bizim bayrağımız dalgalanıyor. Ama ne yazık ki AKP iktidarı bunlardan mutlu değil. Ben böyle inanılmaz, böyle akıl tutulması, böyle milli çıkarlara aykırı bir şey görmedim. Şimdi başbakan, bugün gazetede okudum, Türkiye'ye zarar veriyor. Bir tek örnek göstersin, bundan sonra ben sizin hiçbir programınıza çıkmayacağım ve bir numaralı da muhalifiniz olacağım. Yani bu okulların ülkeye veya hizmet verdikleri ülkeye verdikleri tek bir örneği göstersinler, ağzımızı kapatacağız ölene kadar. Ama veremezler. Ama binlerce yararını ve Türkiye'ye kazandırdıklarını anlatmakla bitiremeyiz. Bu kadar kine, bu kadar husumete, bu kadar düşmanlığa dayanan bir politikayı aklın, mantığın ve vicdanın kabul etmesi mümkün değil. Allah basiret ve feraset versin. Allah bu iftiraların önünü kessin. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok.